Şimdi burada milletimiz burada Kıbrıs Kıbrıs Türkü Kıbrıs Türkü can kardeşim yoldaşım efendim insanlarımız şunu bilsin. Necati Özgen burada Derinye Plajını açmıştır. Derince Plajı biliyorsunuz yasak bölgeydi. Ve insanlarımız burada denize giremiyordu biliyorsunuz. Yoktu giremiyordu. Halen girebiliyor musunuz bilmiyorum. Akdeniz Plajını açtı. Akdeniz plajını. Biliyor musunuz? Şeyde 39 Tümen bölgesinde yani Güzel Tür bölgesinde. Akdeniz plajı. Şimdi oraya üniversite falan kurulmuş galiba yukarısına. Onu görmedim. Üniversite falan kurulmuş. Yiğitler Burcu'nu gördünüz mü? Bir gidin görün orayı. Yiğitler Burcu'nu. Maraş'ın içindeki kiliseyi bir görün. O ikonlar yerlerdeydi. Sayın Denktaş'la gittiğimizde yerlerde sürünüyordu bunlar. Oralar badan oldu, turizme açtık. Onlar camimizi yıkarken biz onların kilisesini tamir ettirdik biliyor musunuz? Bizim karşıda camilerimi harap halde yıkarken, yangın çıkarırken Maraş'ın girişindeki kiliseyi hatırlayın, etrafı tel örgüyle çevrildir. Turizmi açmıştık. Ve son bir şey daha söyleyeyim. Tabi askerlikle ilgili bir şey konuşmuyorum. Şunu söyleyeyim. Buradaki sahil güvenlik komutanlığı bizim zamanımızda Barış Kuvvetleri Komutanlığı zamanında kurulmuştur. Ve o sahil güvenlik komutanlığı şu anda bilmem kaç kilometrelik sahilde efendim kaçakçılığın ve takibi giriş çıkışlarının önlenmesiyle ilgili görev yapıyor. Botlarımız var şu anda. Ve özellikle Karpaz bölgesi kaçakçılığın merkezidir. O bölgelerde görev yapıyor. Ne iyi etmişiz de onları kurmuşuz zamanında yani düşünebiliyor musunuz? Şimdi gelelim fasulyenin nimetlerine. Nasıl başlayalım, nereden başlayalım derken, çünkü biz e, Zehra Hanım ve Atilla kardeşim ve Sayın Büyükelçim de dahil olmak üzere sanki bir ekip oluşturduk. Ondan sonra her zaman olmuyor ama e, davet ettikleri de davete icabet etmek zorunda kalıyorum. Geçen gün Karabük'teydik. Sayın Dektaş da dahil olmak üzere. İnanınız bana yer yerinden oynadı. Yani şunu söylemek istiyorum. Biz buraya geldik. Siz de az çok Kıbrıs'ın durumunu biliyorsunuz ama biz Türkiye'yi dolaşıyoruz. Ve Türkiye'ye Kıbrıs'ı anlatıyoruz. Şimdi ben buraya bu kadar emek vermişim. Güneydoğu'ya bu kadar emek vermişim. Yüzlerce binlerce vatan evladı benim kucağımda şehit olmuş. Peki kendimi nasıl bir Türk öncelikle bir Türk olarak kendimi nasıl soyutlayabilirim söyleyebilir misiniz bana? Emek vermişim ben buraya. Ve burada kan dökülmüş. Barış Kuvvetleri Komutanı Müzesi'ni gidin görün. Şehitliklerimizi gidin görün. Lütfen. Karalanoğlu şehitliği bizim zamanımızda yapıldı. Barış Kuvvetleri Komutanımız zamanında yapıldı. Gidin orada alay komutanı dahil bir sürü insanların şeyleri var, mezarları var. Boğaz şehitliğini zaman zaman gidin görün. Atlılar sandalları gidip görün bir dua okuyun yani. Burada kan dökülmüş. Buraya bu, bu buranın sahibi buraya kan dökenler. Şimdi belki de onların ruhları benim tepemde, tepemde şu anda. Belki bu konuşmamlara onlar şahittir şu anda. İnanın böyle yani. Ve bilin ki ve bilin ki bu Rumlar ve Yunanlılar İstiklal Harbinde çok iyi bildiğim için söylüyorum tabii ve Kıbrıs tarihini de çok iyi bildiğim için söylüyorum. Tarihin kaybettiği, tarihin kaydettiği sabıkalı millettir bunlar.